Şimdi efendim bu koronavirüsle mücadelede, koronavirüs tedavisinde en önemli unsurlardan birisi bu hastalığa yakalanıp iyileşmiş olan kişilerden alınan plazmalar ve onunla yapılan tedavi süreçleri. Buna ilişkin çok spesifik örnekler okuyoruz. Biri de Antalya'dan geldi. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde konvalesan plazma tedavisi başarılı sonuç verdi. Şimdi hemen Anadolu Ajansı'ndan Ayşe Yıldız'a döneceğim. Ayşe Yıldız'ın yanında Profesör Doktor Alpan Küpesiz de var. Ayşe Yıldız, ben hemen sözü sana bırakıyorum. Ersoy dedi, Türkiye'de Akdeniz Üniversitesi her zaman yaptığı başarılı yüz ve çift kol nakilleriyle gündeme geliyordu. Ancak koronavirüs salgınından sonra plazma tedavisiyle gündeme geldi. 10 Nisan'da 28 yaşındaki koronavirüs hastalığını yenen bir hastadan 78 yaşındaki bir hastaya plazma nakledildi. Dün yapılan testlerde de hastanın sonucu negatife döndü. Bu da Türkiye'de ilk olduğu ifade ediliyor. Yanımızda konuğumuz var. Akdeniz Üniversitesi plazma naklinin gerçekleştiği ekipte yer alan Profesör Doktor Alpan Küpesiz yanımızda şu anda. Efendim, son durum nedir? Hastanın sağlık durumu nasıl? Geçtiğimiz 6 gün öncesinde plazma naklini gerçekleştirdik. 78 yaşındaki hastamız hala yoğun bakımda, tedavisine devam edilmekte. Kanda ölçtüğümüz viremin yok olduğunu gördük PCR testiyle. Bu bizim için sevindirici bir haber. Ki literatüre baktığımızda da aslında benzer sonuçlar ilk günlerde ortaya çıktığı gösteriliyor. Dolayısıyla verdiğimiz plazma da işe yaramış görünüyor. Kliniği stabil, daha kötü değil ama daha iyi olması için yoğun bakımda takibe devam ediyor. Tabii kronik rahatsızlıkları olduğu için, 78 yaşında olduğu için bu süreç bazen uzayabilecek. Plazma tedavisi Türkiye'de umut vaat eden bir tedavi yöntemi oldu mu artık diyebilir miyiz? Evet, Türkiye'de kolaylıkla kullanılabilecek bir yöntem. Dünyada da öyle açıkçası. İmmün plazma dediğimiz plazmanın aslında elde edilmesi çok kolay. Burada gördüğünüz gibi şu an aferes ünitesindesiniz ve buradaki cihazlarımız aslında bu iş için yapılmış. Plazmanın bu hastalığı gelmiş olan kişiden alınarak hastaya kişiye nakledilmesi işlemi burada gerçekleştirebilmekte. Türkiye'deki ilk midir bu negatife dönmesi sonucunun? Evet, birkaç merkezde daha immün plazma tedavisi kullanıldı. Bizim hastanemizde verildikten sonra negatife döndüğünü hani kanıtlayan merkez olarak ilk olduğumuzu düşünüyoruz. Plazma tedavisiyle ilgili kimlere nakil yapılabiliyor? Hangi hasta grubu olması gerekiyor? Tabii tüm korona hastalığını, koronavirüsle hastalanmış olan kişilere nakil yapılması söz konusu değil. Bunun için bazı kriterler var ve bunlar aslında bakarsanız 1-2 gün arayla güncelleniyor. Tüm dünyada böyle. Son kriterlere bakacak olursak giderek kötüye doğru gidiyor olması hastanın, yaşamı tehdit eden sorunların ortaya çıkması, kandaki oksijen düzeyinin azalması, solunum sayısının artması, yoğun bakımla takip, solunum destek ünitesine bağlı olması, daha da kötüleşebileceğini düşündüren bazı işaretler olması gibi bazı kriterler var. Bunları aslında bunları düşünerek karar veriliyor. Bunlar için de yoğun bakım uzmanları aslında karar verici noktada. Onlar bize ulaşarak daha sonrasında bizden aferez ünitesinden immün plazma toplanmasını sağlayan bir talepte bulunuyorlar. Kimler bağışçı olabilir? 18-60 yaş arası erkek, daha öncesinde COVID hastalığını, korona hastalığını yenmiş olan kişiler bağışçı olabilir. Ama hastalığından en az 14 gün geçmiş olması lazım ve yine test edilerek aslında virüsü taşımadığına dair testlerin negatif çıkıyor olması gerekmekte. Aslında aynı kişi birkaç kez bile bağışta bulunabiliyor. Özellikle 3. 4. haftadan sonra çok yüksek düzeyde antikor barındırdığı için tedavi edici etkisi de yükseliyor. Dolayısıyla bir donör isterse eğer haftada 2 kez bağışta bulunması söz konusu. En az 2 gün arayla haftada 2 kez geçmeyecek şekilde alabiliyoruz. Bu işlem aslında çok kolay bir işlem. Bağışçılar da bunu görünce zaten bir daha vermek istiyorlar ki son yaptığımız immün plazma naklinden sonra verici tekrar ben verebilirim diye gönüllü bizden haber bekliyor şu anda. Hastanede plazma tedavisine devam edilecek mi? Şu anda yoğun bakım uzmanlarından haber bekliyoruz. Eğer tekrar bir talepler olursa tabii ki bir kez daha alınıp verilebilir. Bu işlemi hani yine burada gerçekleştirebiliriz. Teşekkür ederiz. Ersoy dedi, Antalya'daki son gelişmeleri size aktardık. Sözü tekrardan merkeze bırakıyoruz. Çok çok teşekkürler Ayşe Yıldız, sağ olasın, var olsun. Anadolu Ajansı'ndan Ayşe Yıldız bize aktardı.